Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Türkiye erken seçim kararının resmen açıklanmasını bekliyor. Siyasi partilerde ise erken seçim hazırlıkları başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerden ikisinde AKP ve HDP'de seçimlerden önce bir de kongre heyecanı yaşanacak. AK Parti kongresinin 12 Eylül'de yapılacağı açıklandı. HDP'nin ise yarın MYK'sı toplanıyor. HDP-MYK toplantısında hem HDP'nin zamanı gelen kongresinin yapılıp yapılmayacağı hem de erken seçim konusunda atılacak adımlar konusunun ele alınması bekleniyor. CHP'de ise daha erken seçim başlamadan ilk adımı atıp parti meclisi toplantısında bu konuyu ele alındı. CHP Parti Meclisi seçim konusunda adayları belirlemekten tüm diğer ayrıntılara kadar her konuda parti MYK'sına yetki verdi. MHP'de ise yarın il başkanları toplanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarının yarın erken seçim konusunu görüşmek üzere genel merkeze toplantıya çağırdı. AK Parti'de 7 Haziran seçimleri öncesinde erkek milletvekili aday adayları özel aidat olarak 5.000 lira, kadın adayları ise 2.000 lira ödemişti. CHP'de kontenjan adaylığı için başvuranlardan 7.500 lira, ön seçime giren adaylardan 5.000 lira, kadınlar, engelliler ve gençlerden ise 2.500 lira ücret alınmıştı. MHP'de aday adaylarından 2.000 lira başvuru aidatı alınıyor. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler ise en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı kadar parayı ilgili mal sandığına yatırmışlardı. Emanete yatırılacak para miktarı 10.167 olarak belirlenmişti. Evet, koalisyon görüşmelerinde bir sonuç alınamayan ülkemizde bu hafta ilk kez seçim yenileme kararı alınacak ve geçici bakanlar kurulu oluşturulacak. Bu hafta hem Beştepe'den çıkacak kararlar, hem kurulacak geçici bakanlar kurulu, hem de seçim hazırlıkları bakımından kritik önemde gelişmelere sahne olacak. İşte kritik haftada yaşanacak muhtemel gelişmeler. Cumhurbaşkanının bugün Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la istişarede bulunarak demokrasi tarihimizde bir ilk olan seçimlerin tekrarı kararını ilan etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın vakit geçirmeden bir başbakan ataması bekleniyor. Bu görevin en fazla oy alan AK Parti'nin lideri Davutoğlu'na vereceği ifade ediliyor. Anayasa gereği 5 günde geçici bakanlar kurulunun oluşması gerekiyor. Sürecin resmiyet kazanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu da bu hafta çalışmalara hız verecek ve her türlü hazırlığı yaparak Türkiye'nin 70 gün sonra 1 Kasım'da sandık başına gitmesini sağlayacak. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mevlüt Vural çalışmalar hakkında Kanal 25'e özel açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz eski genel müdür olarak biz 26 bin kilometrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Yalnız Erzurum merkezi değil, biliyorsunuz 20 tane ilçenin çalışmalarını yürütüyoruz. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yağmur suları ile atık sularının ayrıştırılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 milyon TL tutarında ve 2 kilometrelik alanı kapsayan çalışma 15 Eylül tarihinde son bulacak. 2016 yılında devamı yapılacak olan çalışma Erzurum içinde ömürlük olacak. Çalışmanın gidişatını anlatan eski genel müdürü Mevlüt Vural, Erzurum'un su sorunu yaşamayacağını ve özellikle altyapıda büyük yenilikler yaptıklarını ifade etti. Çalışma bittiği zaman Erzurum için dört dörtlük bir çalışma olacağını belirten Vural, ömürlük bir çalışma ama bu işin devamını da yapılması gerekiyor. 2016 yılında da bu işin devamını da kendi öz bütçemizle yapacağız ve dört dörtlük bir çalışma olacak. Çalışma dolayısıyla Yenişehir bölgesinde bazı su kesintileri yaşanıyor ve o zamana kadar da su kesintileri yaşanacaktır dedi. Hem İller Bankası Sukap kanalıyla yapmış olduğum işler var. Hem de eski genel müdürlüğünün bütçeleriyle yapmış olduğumuz işlerimiz var. Bir de ayrıca daha önce planlanıp sonlandırılan fakat bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Avrupa Birliği kanalıyla yapmış olduğumuz projeler var. Şu anda Erzurum'un merkezini de muhakkak görüyorsunuz.
büyük bir altyapı hizmetine girdik. Büyük o boruları görüyorsunuz. Kadim dere diye tabir ettiğimiz derelerin atık su ve yağmur suyu kanallarını yapıp atık su ile yağmur suyu birbirinden ayrıştırıyoruz. Hem de Palandöken'den itibaren gelen yağmur suyu miktarlarını o şeye sokmak suretiyle, baklara sokmak suretiyle Erzurum'un selden ve pislikten arındırmasını Allah kısmet ederse sağlayacağız. Allah kısmet ederse bu çalışmada Eylül ayının 15'ine kadar bitirmeyi planlıyoruz. Şu anda belki gidip gördüğünüzde siz de... Evet, Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Kurban Bayramı'na yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Bayram öncesi kurbanlıklarda da yavaş yavaş hayvan pazarlarına gelmeye başladı. Satıcılara göre bu yıl küçükbaş hayvanın fazla olması nedeniyle fiyatlar geçen yıl ile aynı olacak. Böylelikle küçükbaşta bir artış yaşanmazken büyükbaşta tam tersi yaşanacak. Bu yıl büyükbaşta sayının az olması nedeniyle geçen yıl oranla fiyatlarda artış yaşanacak. Kurban Bayramı'na bir ay gibi kısa bir süre kalmasıyla Erzurum'daki hayvan pazarı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarla dolmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde kurbanlıkları görmeye gelen vatandaşlar fiyatların artışından dert yanıyor. Küçükbaş hayvanlar ortalama 400-450 TL civarında değişirken büyükbaş hayvanlarda canlı kilo 17 liradan satışa sunuluyor. Hayvan pazarının en büyük boğası 850 kilo ile kral boğa oldu. 3 yaşındaki kral boğa 14.000 TL'den alıcıya çıktı. Büyükbaş satıcıları bu sene canlı hayvan 16.5 ve 17 lira arasında satılacağını ve bu artışın nedeninin hayvan sayısının az olmasından kaynaklandığını söyledi. Okulların başlangıç tarihinin uzatılması kırtasiyeci esnafının tüm planlarını alt üst etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar gereği geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılı bu sezon Kurban Bayramı sonrası yani 28 Eylül tarihinde start alacak. Kararın açıklanmasının ardından okul malzemeleri satan esnaflar büyük şok yaşadı. Öyle ki okulların yine Eylül ayının ikinci haftasında açılmasını bekleyen kırtasiyeci esnafı buna göre de yatırım yapmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih karşısında büyük şaşkınlık yaşayan esnaflar, okulların açılış tarihinin ileri kaydırılmasının kendilerini büyük ölçüde etkileyeceğini ileri sürdüler. Hem de büyük bir şekilde ama tatil bayrama denk geldiğinden dolayı bir hafta sonrası için okulların açılması hem veliler için hem bizim için, esnaf için yetişmeyen mallarımız var. Onlar işte bir nebze de olsa bir rahatlık oldu. Ama şu da bir gerçek, okulların uzaması çeki senedi olan esnaflar için de bir noktada iyi olmadı. Çünkü 28'inde açılan okullar ayın 30'unda esnafın çeki senedi olan kişiler için bayağı bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Onun için yetkililer bunu bir dahaki sefere inşallah gözden güzel bir şekilde geçirirseler daha iyi olur. Esnaf da ona göre ödemesini, çekini, senetini ödeme günlerini daha güzel şekilde ayarlamış olur. Yine de şükürler olsun. İnşallah müşteri konusunda bir sıkıntı yaşamayız. Müşterilerimizi de bekliyoruz Allah'ın izniyle. Esnaf olarak biz tamamen %100 ikizler okul dünyası olarak Erzurum'da 110 okul var. Hemen hemen 100'e yakın okulumuz var. Bütün velilerin, öğrencilerin, bütün okulun eksiklerini inşallah gidermeye çalışacağız. Elimizde de herkese yetebilecek kadar malzememiz var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Eksik olanlar da olduğu zaman imalat için tekrar sipariş veriyoruz. Bunları da en kısa zamanda yetiştirmeye çalışacağız. Biz esnaf olarak, biz okulcu olarak biz bunu biliyorduk. Tekrardan milletin kıyafete devam edeceğini. Ondan dolayı ben hazırlık yapmıştım. Tekrardan okullar kıyafete dönünce biz müşterilerimizi mağdur etmedik. Her gelen müşterimize de kıyafeti var dedik. Çünkü biz bunu biliyorduk yani tekrardan dönüş olacağını. Hiçbir veli, okul idaresi yani bundan memnun değildi yani serbestlikten dolayı. Çünkü bu serbestlikten dolayı bazı okulların kimi girip çıktığı belli değildi. Yani bunu, şimdi okul kıyafeti olan bir öğrenci A okulundan B okuluna gidip de farklı bir şekilde gidemez. Çünkü her okulun kendine özgü bir kıyafeti mevcut. Ondan dolayı tekrardan bu kıyafet olması hem bizim için, hem veli için, hem de okul idare için bence isabetli bir karar oldu diye düşünüyorum. Ayın 15'inden itibaren inşallah bekliyoruz. Ayın 28'ine kadar
Ödemeleri biz mesela ayın 14'ünde okullar açılacağı göre biz ödeme planı yapmıştık. Tabii 28'inde okullar açılma olayı olunca bu ister istemez bizde ufak da olsa bir etkileme olacak tabii ki. Ama yine de biz geleceğe umutla bakıyoruz. İnşallah etkilemeyecektir diye düşünüyorum yani. Erzurum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi sağanak yağış ve yaşanabilecek muhtemel heyelan ve su baskınları konusunda uyarılarda bulundu. Erzurum Meteoroloji'nin 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan meteorolojik uyarıda bugün öğlen saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu ilçeleri Uzundere, Tortum, Narman, Oltu, Horasan, Köprüköy, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yapılan açıklamada meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meydana gelen olumsuzlukların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istenen açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Geçtiğimiz sezon Ayvalık Gücü mağlubiyetiyle sezona başlayan Erzurumspor kendi evinde şeytanın bacağını yine kıramadı. Mavi beyazlar yenilenen forması ve yenilenen kadrosu ile çıktığı maçta Yeşil Bursa ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 3. Liginde 2015-2016 sezonu start aldı. Birinci grupta mücadele eden Erzurumspor ise sahasında Yeşil Bursa ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten zorlu 90 dakikada taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz sezondan 3 maç tesis oynama cezası bulunan Erzurumspor taraftarlarından yoksun bir şekilde çıktığı karşılaşmada yine de hatırı sayıları birkaç taraftar önünde maç yaptı. Akreditesini yaptıran yöneticiler ile belediye personeli 90 dakika boyunca takımı destekledi ancak bu destek galibiyete yetmedi. Mehmet Albayrak'ın bir şutunun direkte patladığı karşılaşma 1-1 bitti. Erzurumspor 3. lige çıktıktan beri kendi evinde ilk haftada maç kazanamıyor. Geçtiğimiz sezon Ayvalık Gücü'nün yenilgisiyle lige başlayan Erzurumspor dün akşam da Yeşil Bursa ile 1-1 berabere kalarak yine galibiyet hasretini dindiremedi. Mavi beyazlar 1 puanla sezona merhaba dedi. Maçta teknik patron Besim Durmuş ile futbolculardan kaleci Ahmet, Doğancan, Halil, Fatih, Emre Hasan, Ferit, Fatih ve Erhan ilk kez Kazım Karabekir stadında bir lig maçına çıktı. Sonradan oyuna giren Savaş da ilk kez sahaya çıkan oyunculardan biri oldu. Maçta seyirci yasağına rağmen yöneticiler ve protokolün beraberinde getirdiği isimler maçta takımı destekledi. Evet, Yeşil Bursa maçını değerlendiren Erzurum Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş takımın önümüzdeki günlerde başarı grafiğinin artacağını belirterek kendi sahamızda 2 puan kaybettik, telafi edeceğiz dedi. Yeşil Bursa spor takımının çok genç ve koşan bir takım olmasına rağmen tek bir pozisyonlarının olduğunu ifade eden teknik direktör Besim Durmuş, böyle olumsuzluklarla bir bir sonuçlanarak skorla başlamak istemiyorduk. Her maçı kendi içimizde yaşamak istiyoruz. Bizim için her maç, her rakip zordur. Yeşil Bursa Spor çok genç ve koşan bir takım olmasına rağmen tek pozisyona girerek bunu da golle çevirdiler. Bizim de direkten dönen topumuz var. Rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Daha iyi bir taktikle ikinci yarıda golü bulduk. Yeni kurulan bir takımımız. Çok iyi oynamalıydık. Futbolcularımız yeni birbirlerini tanıyor. Bu süreçler atlatılarak mutlaka kaybedilen bu 2 puanın telafisi de giderilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sahada daha verimli bir Erzurumspor izleyeceğinize inanıyorum. Futbolcularıma inanıyorum. Takımıma güveniyorum dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.